Merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle uyandığımız bayram sabahında çok önemli bir haberle paylaşmak istiyorum. %500'lük arkadaşlar döviz alım satımlarında bir vergi geldi. Yanlış duymadınız. %500 yani 5 kat birden arttı. Şöyle ki işte burada bilmem ne sigorta muameleleri falan geçelim bakanlar kurulun. En önemli madde şurası. Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 aşağıda sayılan kambiyo muamele satış üzerinden 0. Yani Hazine Maliye Bakanlığı alınca hiç vergi vermesin ama siz verince %1 verin. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Daha bir gün öncesine kadar, bir hafta öncesine kadar siz bu döviz alım satımlarını 1000'de 2 ödüyordunuz. Yani her 1000 TL'lik alımınızda 2 dolar veriyordunuz. Şimdi bu %1'i önle genişletirseniz arkadaşlar bunun anlamı 1000'de 10 olur. Yani 1000'de 2 iken 1000'de 10 oldu. Artık 1000 dolarda 10 dolar vereceksiniz. Normalde 100 dolarda 0.2 idi. Şimdi %1 oldu. Yani %500, 5 kat nasıl anlıyorsanız artık. Ben açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. Böyle bir vergi atışını gördük. Çünkü artık kontroller, kısıtlamalar iyice artmaya başladı. Altında da yakında sanırsam gelebilir. İşler iyi değil. Sürekli artık rezervlerde para kalmadı. Swaplarda takas yapmaya çalışıyoruz. Ama takasa yanaşan ülke pek yok. En son zaten yeni yaptığımız hastanenin adında Japonca bir şey koymuşlardı. Sakura mı ne koymuşlardı. Ya onun da amacını ben Japonlarla bir swap anlaşması için cici görünmek olarak bakıyorum ona ya. Hani belki para koparırız diye. Çünkü şöyle bir şey var güzel dostlarım. Bizim basabildiğimiz para değil, dolar. Bizim basamadığımız paradan da biz kısa vadede arkadaşlar 165 milyar dolar borcumuz var. Bunun bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Artık borç ötelenir mi? Borcun bir kısmı ödendikten sonra geri mi faizi yükseltilerek borç katlanarak devam eder bilinmez. Ama tabii ki de bizim bu virüsten dolayı turizm gelirimizin baltalanması, en yüksek ihracat yaptığımız Avrupa'ya olan ihracatlarımızın durması, onlarda da çok büyük can kayıpları olması ve ithalatı kısmaları. Yani insanlar acıyamıyor, dışarı çıkamıyor, korkuyorlar yani ister istemez. Bizim en önemli iki ihracat kalemimizi darbe vurdu. Böyle olduğu zaman da döviz gelirlerimiz düşmeye başladı. Ama bizim döviz gelirlerimiz çok düştüğü için de aranlar şey demiyor ki yani borç senin borcu yani ama bunun bir vadesi var, süresi var. Ama bunu nasıl yapıyorsan yapacaksın, nasıl ödeyeceksen ödeyeceksin. Onlara bağlamıyorlar. İşte biz de ne yapıyoruz? Sürekli döviz al sat yapanlardan sürekli alıp satmaması için ya da satıyorsa da devletin bundan daha fazla kazanması için vergi oranlarını arttırdılar %5 olarak. Bunun yansımaları yabancılar. Şimdi arkadaşlar oranlar belki diyeceksiniz ki ya çok mu abarttınız, çok mu yüksek? Ya çok yüksek olması önemli değil. Önemli olan şu arkadaşlar istikrar. Eğer siz devlet müdahalelerine çok fazla ekonomiye müdahale ederseniz bu yabancı yatırımcı korkutur. Şöyle ki dünya artık Adam Smith'ten sonra, David Ricardo'dan sonra, Malthus'tan sonra artık klasik iktisat dediğiniz hani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olayı vardı. Onun İngilizcesi Laissez faire, laissez pierre medine öyle bir şeydi tam yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun amacı şu, devlet minimalize olacak, olabildiğince kapanacak. Hani insanlar, tamam şu an biz dönemden geçiyoruz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, zorlu bir dönemden geçiyoruz. İlla ki kontroller olacak, bir şey demiyoruz ama bunun yansımalarının çok daha büyük olmasından korkuyoruz. Hani bu yaptığınız, hani yapılanlar çok büyük bir şey olduğundan değil ama bunun yansımaları daha kötü olabilir. Bunu yapacağına, böyle bir terör alacağına abi zenginden al ya da belli bir açıklamaya başka türlü bir formül bul. Çünkü böyle yaparak bunu yabancılar da yiyor bu haberler arkadaşlar. Diyecekler ki %500'den bu nasıl vergidir, bu nasıl zamdır? Eskiden yoktu. Eskiden bundakinden önce de döviz alım satımları bir şey yoktu arkadaşlar. Ne derler? Bundan yanlış hatırlamıyorsam 1,5 sene önce geldi. Döviz alım satımlarında 1/2'lik oran. Şimdi 1/10'a çıktı. Yani bundan 1,5-2 sene öncesine kadar 1/0'dı yani yoktu. Öyle bir şey yoktu, vergi yoktu. Şimdi yine bir vergi daha çıktı. Umarım sizinle bilgilendirdiğim için video faydalı olmuşsunuzdur arkadaşlar. Video faydalı bulduysanız kanala abone olup like atabilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar diyorum arkadaşlar. Sağlıkla, mutlulukla, ailenizle, virüsten ne kadar uzak bir şekilde olarak hani iyi bir bayram geçemedik bu sene ama artık diğer bayramlara Allah ulaşmayı nasip etsin. Kendinize iyi bakın güzel dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.